Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Biliyoruz ki dünyaca zor durumlardan geçiyoruz. Bu durumlarda da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını mutlaka ve mutlaka göz ardı etmeyelim ve elimizden geldiğince birbirimize destek olalım. Evimizde kalalım ve dışarı çıkmayalım ki ne kadar az hasta olursak o kadar az hastalarda tedavi olma şansımız olur. Eğer çok fazla hasta olursa da sistem çöker ve daha çok ölüm gerçekleşir. O yüzden elimizden geldiğince Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına dikkat ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi videomuza gidelim ve sizlere inkjet yazıcı almadan, ikinci el yazıcı almadan nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlara bakalım. Merhaba sevgili dostlar, bu videom ikinci el yazıcı almak isteyip de hep böyle mağdur olanlar, zor durumda kalanlara gelsin diye çekiyorum. Yazıcıyı almadan önce mutlaka bu bahsedeceğim bu konulara dikkatlice dinleyin ve almadan önce de bunun testlerine bakarak alınız arkadaşlar. İkinci el yazıcıyı evde kullanmak için alıyorsanız mutlaka iki kartuşlu yazıcı almaya çalışacaksınızdır. Ucuz çünkü 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi maliyetlere alabileceğiniz bir yazıcı. Bunu almadan önce arkadaşlar tabii ki kartuşun test sayfasını yazdırmadan, kartuş testini görmeden almayın. Bir. İkincisi, mümkünse bir resim yazdırın veya fotoğraf yazdırın ki bu fotoğraf yazdırdığınızda renklerin kötü olduğunu zaten görürsünüz ve almazsınız. Diyelim ki ikinci el cihazı neden almamalısınız kötüyse renkleri? Çünkü iki tane kartuş arkadaşlar yazdığım kendi fiyatından fazla. Örnek diyorum 0.1 cihaz 300 liradır veya 400 liradır ama iki takım kartuşu yine 400 liradır. O yüzden hiç ikinci alıp da kendinizi üzmenize ne gerek var? Konulara dikkat etmeniz de mutlaka gereken bir şey. Çünkü almış 50 liraya abi işte ben ne yapabilirim? Şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, telefonu açmıyor, beni engelledi gibi konular da var arkadaşlar. Bir kere online diyelim ki sahibinden ilana koyuyor, Letgo'dan ilana koyuyor. Buradan cihaz alıyorsunuz. Aldığınız cihazın tabii sorunları var, görmüyorsunuz. Satan kişi de çok namuslu olmadığı için söylemiyor. Söylemediği için de mağdur oluyorsunuz arkadaşlar ve sizi de engelliyor. Telefonunu da engellediği için de arayamıyorsunuz veya şikayet etseniz ne olacak 100 lira cihazla. O yüzden paranız boşa gitmesin. Dikkat edin, cihazınızı almadan test sayfalarına bakın. Mümkünse bulunduğunuz ilde yazıcı işi yapan firmalar var. Onlara gidin, onlardan isteyin. Onların elinde varsa zaten size vermeye çalışırlar. Sıfır cihaz alırsanız da zaten bunlardan videolarımda internette bir sürü var. Tavsiye edeceğim modeller de yine G2400 serileridir. Ya da Epson isterseniz de L serileridir arkadaşlar. Bunlar işinizi hayli bir görecektir evde kullanıyorsanız. Peki ikinci el yazıcı aldınız. Kartuşlar da çok iyi, durumda iyi. Evde kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Azıcık da ondan değineyim. Şimdi diyelim ki ikinci el cihaz aldınız arkadaşlar. Evde birkaç ödev çıkarttınız. Köşeye attınız. 3 ay durdu. Bu yazıcıdan bir mevet beklemeyin. Çünkü bu yazıcı belli bir kullanmadığınız için içindeki sıvı madde tortulaşacak ve kartuşların kurumasına neden olacak. Ne yapacaksınız? Haftada bir kere, ayda bir kere de olsa çıktı almaya gayret göstereceksiniz. Umarım burada anlattıklarımı dinlemişsinizdir. Ve aklınızda bu gibi konular takılıyorsa da aşağıya mutlaka yorum olarak yazın. Ben elimle geçtiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Yine de cevaplayamazsam zaten geç olsa da cevaplıyorum. Ama çok fazla yoğunluk olan konularla ilgili de video çekmeye çalışacağım. Bana destek vermenizi rica ediyorum. Kanalıma abone olmanız, videoyu beğenip de bana destek vermeniz de yeterli olacaktır. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.